Adam nasıl yapıyordu? Hemen telefonunu yakınlaştırıyordu sahile doğru. Hemen telefonu bardağın üstüne koyup suyu da ilave edince herkese merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere Clash of Clans'ta 24 saat aktif kalabileceğiniz yöntemler göstereceğim. Gerçekten birbirinden değişik, inanılmaz fikirler var. Haydi dilerseniz videolarımıza geçelim. Bu arada kanalıma abone olduysanız bildirimleri mutlaka açmayı unutmayın arkadaşlar. Aksi takdirde YouTube sizlere bildirim yollamıyor. Haberiniz olsun. Haydi şimdi videolarımıza geçebiliriz. İlk videomuzda burada bir Çinli arkadaşımız ya da Japon arkadaşımız bir tasarım yapmış. Clash of Clans'ta kendine ait tasarımı görüyorsunuz arkadaşlar. Burada bir kalem yerleştirmiş. Kalem kısmının altında telefonu yerleştiriyor. Ve bir motor sistemiyle bunu, yani Clash of Clans'ta aktif olaraktan 7/24 kalabiliyor arkadaşlar. Hemen bu güç bataryasını, yani şarj kablosunu bataryaya takıyor. Hemen şarj soket yerinde görüyorsunuz arkadaşlar. Telefonu da şarja takıyor ki şarjı bitmesin telefonun. Bu arada video kalitesi biraz düşük. Bu benden kaynaklı değil, videonun kalitesinden dolayı. Hemen oyunu hızlı bir şekilde açıyor, görüyorsunuz. Oyun açılsın. Gerçekten güzel ve inanılmaz bir tasarım yapmış. Kendine ait bir tasarım yapmış arkadaşlar. Köyünün seviyesi düşükmüş biraz. Şimdi hemen bir yere sabitliyor ve motorunu açıyor arkadaşlar. Motorunu açsın, görüyorsunuz. Motoru açtı, sürekli ekrana dokunuyor o kalem. Sürekli dokunuyor ki ekranda hareketlenme olsun ki oyun kapanmasın arkadaşlar. Şimdi iksir toplayıcısına doğru gördüğünüz odakladı ve sürekli aktif bir şekilde oyunda 7/24 kalabiliyor arkadaşlar. Bunu üst seviyedeki arkadaşlarımız, yani kupa kazan arkadaşlarımız mutlaka denemesi lazım. Hani marangozcuda yapabilirler bu yöntemi arkadaşlar, bu tasarımı falan. Çok hoş bir tasarım yapmış. İnanılmaz bir tasarım yapmış gerçekten. Şarj da bitmiyor telefonu güzel bir şekilde. Ama ne kadar sağlıklı bu bilinmiyor, çünkü sürekli kalem telefonun üstüne tak 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 düşüyor. Ayrıyeten de 24 saat boyunca şarjda oynarsanız telefonun patlama riski de var. O yüzden yani sağlıklı bir yöntem değil arkadaşlar, ama çok güzel bir yöntem denemiş. Ben çok beğendim. Hemen şarjdan çıkarıyor. Şu soketi de görüyorsunuz arkadaşlar hemen altında. Tasarımı şimdi bize gösterecek. Güzel yapmış gerçekten. Helal olsun ya. Adam akıllı. Burada başka bir arkadaşımız farklı bir yöntem denemek istemiş. Yöntemi ise hemen baştan bir köy açmış. Nedense herhalde oyunu yeni başlamıştır. Oyunda aktif kalabilmesi için bunu daha çok üst kupadaki arkadaşlarımız deneyebilir. Hani düşük seviyedeki arkadaşlar o kadar aktif olmasına gerek yok. Buradaki yöntemi ise meyve koyuyor arkadaşlar. Hemen limonu koydu tabletin üstüne. Tablet okumadı maalesef limonu. Sadece hareket ettirince falan okuyor. Hemen limonu değiştirecek ve üstüne bir elma koyacak. Elma biraz daha ağır olduğundan dolayı ekrana baskı uygular ve herhalde titreme yapıp da oyunda aktif kalabilir. Görüyorsunuz arkadaşlar, hemen oyunda 7/24 böyle aktif kalabilir, ama elma da sanki pek işe yaramadı. Bu da kendi yöntemini göstermiş. Zaten ilerleyen zamanlarda başka bir yöntem var arkadaşlar. En ucuzu, en güzeli diyebilirim sizlere ve telefona ne zarar verir ne de başka bir şey. Şimdi hemen oyuna giriyor. Oyunda diyor ki bir uygulama falan indiriyorsunuz. Hemen buradan durduralım videoyu ve hemen bir sonraki videomuza geçelim. Hemen reklamı da atlayalım. Hemen reklama geçtik. Hemen adam telefonu da açıyor. Clash of Clans'a giriyor. Elinde bir pet bardak var, görüyorsunuz arkadaşlar. Pet bardağı hemen sahile doğru yaklaştırdı telefonu. Pet bardağı sahilin oraya koyuyor. Hemen üstüne başına kadar dolduracak şekilde suyu da koyuyor. Hemen doldursun suyu. Görüyorsunuz arkadaşlar, ağırlık çöktüğünden dolayı böyle temassızlıklar olup, gördünüz arkadaşlar, hemen temassızlıklar oluyor. Ve oyunda seni, nasıl diyeyim, yapay zeka herhalde seni oyunda kabul ediyor arkadaşlar. Cümleyi toparlamaya çalıştım, olmadı ama anladınız siz beni. Görüyorsunuz titremeler falan oluyor. Gerçekten inanılmaz bir yöntem. Zaten videonun başındayken ben de bu yöntemi kullanmıştım. Gerçekten adam helal olsun, çok güzel bir şey yapmış. Susadım ya, suyu doldurayım. Doldurdum, suyu içeyim şu an. İçtim suyumu, oh be. Dilim damağım kurumuştu arkadaşlar. Şimdi hemen burada başka bir oyunda da test ediyor, görüyorsunuz. Yapacağı oyun, bu oyunu çözemedim, bilemedim bu oyun nasıl bir oyun. Herhalde mantığı şu: 1 milyon tık yapınca kilidi açılıyor bu yumurtanın arkadaşlar. Bu da arkadaşlar böyle bir yöntem geliştirmiş. Oha, yavaş dökeceksin suyu. Sakın ama sakın dikkatli olun arkadaşlar, suyu telefonun üstüne dökmeyin, yoksa kötü olur sizin için. Hemen bir ağırlık bıraktı su bardağının üstüne ve burada tık yapıyor arkadaşlar, gördüğünüz üzere tık yaptıkça kilidi açmaya çalışıyor. Güzel bir yöntem yapmış. Yani 1-2,5-3 saat boyunca telefonun üstünde kalırsa bence, kendi fikrimce, 200 bin tık yapar
bunu 1-2 günde bunu tekrarlarsa güzelce onu açabilir. Videomuz da bitti bu arada. Burada başka bir arkadaşımızın denediği bir yöntem var. Adam Lego ustası herhalde. Çünkü Legolardan araçlar falan yapıyor. Görüyorsun arkadaşlar, inanılmaz ya, çok hoş değil mi? Gerçekten adam hakkını vererekten yapıyor işini. Bu sefer ise yaptığı bir tasarım farklı. Clash of Clans'a uyarlamış bir tasarım yapmış gördüğünüz üzere arkadaşlar. Tasarım birazcık robot, dört ayaklı bir robota benzetmiş. Hemen üst tarafında parmağın olduğu kısımda motoru var güzelce. Hemen motorda işaret parmağının yanında görüyorsunuz. Ve burada kilitlenmiş bir kalem koymuş arkadaşlar. Kilitleyip oraya bir kalem yerleştirmiş. Şu an tasarımı gösteriyor. Tasarımı gördük kardeşim. Geç hadi. Hemen görüyorsunuz arkadaşlar, kilitlemiş orada. Hemen işaretlediği nokta. Görüyorsunuz kilit noktası var. Hemen o kilit noktasında kalemi de sabitlemiş. Ve şimdi test zamanı. Şimdi testi motoru açıyor arkadaşlar. Burada tek sıkıntısı kumandalı olması. Kumandalı olması birazcık sıkıntı yaratmış ama kumandayı döndürdükçe bu otomatik hızını ayarlıyor. Sadece böyle bir avantajı var. Görüyorsunuz arkadaşlar, hemen hızını ayarlıyor parmağıyla. Hızlı çat çat çat, bu birazcık zarar verebilir ekran ama biraz daha yavaş. Her bir saniyede bir ekrana dokunsa daha mantıklı olabilir. Burada diyor ki siz speed ayarını, hani hız ayarını siz kendiniz yapabilirsiniz diyor. Herhalde öyle bir şey diyordur. İngilizcem berbat da. Hemen şuradan arkadaşlar test zamanında Clash of Clans'ı, yani telefonu hemen cihazın altına koyuyor. Dokundukça köy binasını görüyorsun arkadaşlar. Dokundukça hareket ediyor ve oyunda seni algılıyor arkadaşlar. Ve şu ekranda bir yazı çıkıyor ya, kimse var mı diye bir yazı çıkıyor. O yazıyı çıkmasını engelliyor ve 7/24 oyunda kalabilir bu şekilde. Bence en sağlıklı yöntemlerden bir tanesi de bu. Sadece şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Bu sistemi, bu motoru, motor sistemini yapmak biraz zor olabilir. İlk bu şu marangozcudaki marangoz sistemiyle yapabileceğiniz bir sistem vardı ya az önceki videoda. Onu yapabilirsiniz. Çok hoş bir sistem olmuş. Hemen şurada videomu izlediğiniz için teşekkür ederiz diyor. Hemen durduralım. Burada bir mekatronik mühendisi ise kendi çapında bir şey yapmış. Gerçekten en inanılmaz olanlardan bir tanesi diyebilirim. Ben videoyu açtım mı? Açmışım, güzel. Hemen görüyorsunuz arkadaşlar, bir sistem yapmış. Yazılım mühendisi herhalde bu arkadaşımız. Mekatronik mühendisi de olabilir. Hemen görüyorsunuz arkadaşlar, köydeki şeyleri toparlıyor güzel bir şekilde. Hemen toplayıcılarını da toparladı. Gerçekten inanılmaz değil mi? Bunu savaştırabilirsiniz de güzel bir şekilde. Yani bunu yapay zekasını yapmak ayrı bir zor ama yapabilirsek var ya, oyunun kralı oluruz arkadaşlar. Gerçekten hemen toplayıcılar çıktığı zaman hop 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 topluyor güzel bir şekilde. Ama bunun yazılımını yapmak, uğraşmak ayrı bir dert. Eğer yapabiliyorsan bunu hak etmişsindir demek ki. Gerçekten güzel bir sistem yapmış. Sizler de en çok hangisini beğendiniz yorumlar kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Gerçekten helal olsun, güzel yapmış ya adam. Ben beğendim şahsen. Mutlaka sizler de yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. En beğendiğiniz yöntem hangisi? Benim beğendiğim yöntem şu suyu koyuyordu ya. O ağırlık yapıyordu, su falan. O çok hoşuma gitti. Mutlaka onu sizler de deneyebilirsiniz. Hemen toplayıcılar çıktı. Hop. Topluyor ve geri yerine geliyor. Gerçekten güzel bir yöntem yapmış bu arkadaşımız da, bakalım ne yapacak videonun ilerleyen zamanlarda. Ben de ilk defa videoyu sizlerle birlikte izliyorum arkadaşlar. Hadi bakayım. Şu an toplayıcının çıkmasını mı bekliyor? Ne yapmaya çalışıyor bilemedim ki. Oo, saldırıyor mu? Bakayım. Aa, çıktı oyundan. Demek saldıracak. Ha, anladım. Oyunda arkadaşlar bir 6-7 saat kalınca oyundan atıyor ya ki ya. Diyor kişisel bakım arası CV 15-20 dakika oyundan atıyor. Onu engelleyecek bir yöntem bile yapmış. Gerçekten süper olmuş ya. Arkadaşlar mutlaka sizler de bunu deneyebilirsiniz ama nasıl deneyeceksiniz? Bu sistemi yapabilecek olan varsa gerçekten beni bulsun arkadaşlar. Onunla birlikte özel bir video da çekebiliriz. Mutlaka beni bulsun, bu sistemi yapabilecek bir arkadaşımız olursa. Tabi orasında yapabiliyorsa da helal olsun zaten. Videomuz diye bitti bu arada. Hemen kendi köyümüze giriş yapalım. Gerçekten birbirinden inanılmaz değişik fikirler ve tasarımlar vardı arkadaşlar. Ben en çok şu bardak olayını beğendim ve en son izlediğimiz videoyu çok beğendim. Gerçekten mükemmeldi. Şu meyve olayını da pek beğenmedim zaten. Hem ekranı kirletir arkadaşlar hem de pek işe yaramaz. Ben şunu çok beğendim. Adam şuraya yaklaştırıyor, pet bardağı koyuyor. Tabi siz bunu görmüyorsunuz, ben koydum da ekrana. Pet bardağı koyuyor, suyu şey yapıyor, suyu da pet bardağın içine koyuyor. Böyle ekran titriyor, böyle titriyor titriyor ve oyunda aktif olaraktan kalabiliyorsunuz. Gerçekten güzel bir yöntem ama biraz da riskli. Nasıl mı diyeceksiniz? Şimdi misal 2500-3000 taşınız var. Şurada misal şunu hızlandırabilir. Misal taşı yanlışlıktan taşa geldi. Şu titreme olayında bastı taşa, 30 taşınız gitti. Misal şurada hemen okçu kuleniz var, basıyor 1000 taş gitti misal. Bu da riskli bir yöntem, o yüzden hemen side'in en köşesinde seçebilirsiniz. Bu size kalmış. Gerçekten güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Bu tarz videolar için kanalıma abone olduysanız, bildirimleri de açmayı unutmadıysanız
hemen bu serinin devamını çekeceğim. Haberiniz olsun. Gerçekten güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Abone olup da bildirimleri açmadıysanız da bozucuz arkadaşlar. Mutlaka bildirimleri de açmayı unutmayın. Gerçekten YouTube sizlere bildirim yollamıyor ve beni de zor duruma düşürüyor. Video atıyorum, bakıyorum 2000-3000 izleniyor. Moralim bozuluyor. Bazen bildirim atmayınca tekrar silip tekrar yüklüyorum. Sıkıntı oluyor. Bu yüzden direkt bildirimleri açın. Ben de kurtulayım. Siz de kurtulun arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Like atmayı da unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Bay bay. Dur abi tekrar deneyeceğim. Şu bardağı koy. Bardağı koy. Bir dakika. Çıkar. Suyu doldur. Bakayım işe yarayacak mı? Lan işe yarıyor. At su döküldü. Su döküldü telefonun üstüne. Allah belanı vermeyi.